Merhaba ben Enes. Bugün basın kitabını yazan Anker Köyün modelini inceleyeceğiz. Yine damardan ses kalitesinden girelim incelemeye. Bu kulaklığın esprisi bass up özelliğinin olması. Üzerinde bir buton bulunuyor. Bu buton sayesinde bass modu devreye giriyor ve bass şiddeti ciddi manada artıyor. Kulaklığı bass modunu aldığınız zaman bassları yoğun, vurucu, derin ve epey güçlü hissettiriyor. Basslar da mid ve tizleri ezip geçmiyor. Mid ve tizleri de normal modu aldığınız zaman hissedebiliyorsunuz. Ancak bass modunu aldığınız zaman sanki böyle midler biraz geride kalmış gibi oluyor ama yani o yoğunlukta midleri duymanız epey zorlaşıyor. Yani bass seven biriyseniz kulaklığı beğenmeme ihtimaliniz yok diyebilirim. Kulaklığın bass modunu aktif etmediğiniz zaman da normal ses karakteristiğinde basslarını hissedebiliyorsunuz. Ama bass modunu aldığınız zaman basslar gerçekten coşuyor. Kulaklığın bass kısmını kenara bırakacak olursak kulaklıktan dinlediğiniz müzik gayet temiz ve net. Basslar böyle boğuk bir şekilde gelmiyor. Tam olması gerektiği bir şekilde kulaklarınıza böyle güm güm vuruyor basslar. Yine kulaklık ile rock ve vokal ağırlıklı şarkılar da dinledim. Bass modunu açmadığınız zaman da onlarda da gayet tatminkar bir performans alabiliyorsunuz. Kulaklığın son ses seviyesi de gayet tatminkar. Ben genelde son ses seviyesinde dinledim. Hani bazı kulaklıklarda son ses seviyesinde dinlenemeyecek seviyede bir yükseklik oluyor. Bunda o şekilde değil. Bundaki ses seviyesi gayet yeterli. Ancak bu bass modunu da aldığınız zaman hani 15-20 dakikadan fazla dinlememenizi tavsiye ederim. Çünkü kulaklarınızda gerçekten çok şiddetli bir şekilde bir bass vuruyor kulaklık. Kulak pedleri de biraz büyük bir yapıda olduğu için benim kulağımın içini tamamıyla içine alıyor ve dışarıya ses de gitmiyor. Yani bütün bası kulağınızın içinde hissediyorsunuz. Kulaklığın şu an olarak 350 TL civarında bir fiyatı bulunuyor. Bir ara epey indirime girmişti. Ben de indirimleri paylaştım. Buradaki Telegram kanalımda bu kulaklığın indirimini paylaşmıştım. Ben de açıkçası o indirimde aldım bu kulaklığı. İndirimli fiyatını düşündüğümüz zaman kulaklık bedava diyebilirim. Ancak şu anki fiyatına göre bile yine de sunduğu performans ile bence fiyatının hakkını veriyor. Çok erken söyledik bu lafı. İncelemenin başında söyledik. Herkes incelemeyi kapatacak şimdi. Ama siz kapatmazsınız. Şimdi kulaklığın ses performansına ve fiyatına değindikten sonra standart incelememize geçelim. Kulaklık bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Kutu içerisinden kullanma kılavuzları, Type-C şeklinde bir şarj kablosu, bir adet de AUX kablosu geliyor kablolu kullanım için. Ve görebildiğiniz gibi kulaklığın kendisi geliyor. Kulaklık bu şekilde katlanır bir yapıda. Kulaklık ilk olarak elinize aldığınızda böyle bir ağırlığını hissettiriyor. Yani bir miktar ağır bir kulaklık. Kulak pedleri epey geniş yapıda. Şöyle görebildiğiniz gibi ve etli etli böyle yani kalın. Ve hafızalı sünger kullanılmış burada. Kulağınızın şeklini alıyor ve daha iyi bir yalıtım sağlıyor. Şöyle görebildiğiniz gibi bu kısımlar içeri doğru katlanıyorlar. Bu şekilde çektiğimiz zaman da burada kalın bir demir görüyorsunuz. Oldukça dayanıklı kulaklık elinize aldığınızda böyle bayağı bir sağlam duruyor. Kulaklığın şu üst bölümünde yumuşak bir alan bulunuyor bu sayede. Kullanırken kafamızda herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Kulaklığın içe doğru dönmüyor pedleri. Kulaklığın bu tarafına baktığımızda burada bas modunu aktif etmemize yarayan büyüme, ses açıp kısma düğmeleri. Burada kulaklığı açıp kapatma düğmesi. Buraya basılı tuttuğumuz zaman akıllı asistan devreye giriyor. Buradan yine şarkı değiştirme yapabiliyoruz kulaklık üzerinden. Burada kablolu kullanım için bir AUX girişi, şarj girişi ve burada da mikrofon girişini görüyorsunuz. Kulaklığın kulak pedleri bu yuvarlak küçük yapıda olanlardan biraz daha büyük. Çok büyük yapıda olanlardan da biraz daha küçük. Yani tam bir ortada bir ped büyüklüğü var. Benim kulaklarım çok büyük olmadığı için kulak pedleri benim kulağımı rahat bir şekilde içine alıyor. Şöyle görebildiğiniz gibi kulak pedlerin içi yaklaşık olarak 6,5 santim diyebiliriz. Kulağınızı da ölçüp ona göre siz de kulaklığın tam olarak kulağınızı kapsayıp kapsamadığını kontrol edebilirsiniz. Bu kapsama olayı neden önemli? Çünkü kulaklığı uzun süre kullandığınız zaman bu tam kulağı kapsamayan kulaklıklar kulağın üzerinde bir miktar rahatsızlık verebiliyor. Kulaklıkta da şöyle görebildiğiniz gibi suni bir deri kullanıldığı için eğer sıcak bir yerde kullanıyorsanız kulaklığı bir saatten sonra hafif böyle bir terleme yapabiliyor. Ancak bu kulaklıkta nefes alan bir yapı kullanıldığı söyleniyor. Yani bu aralardan bu kulağın içerisinde nefes alabilme özelliği de bulunuyormuş bu kulaklıkta. Onu tabi test edemedik. Tasarım olarak bu çarşıda pazarda satılan Beats'in çakma kulaklıklarına benziyor ancak yine de malzeme kalitesi olarak oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim fiyatına göre kulaklığın. Kulaklık telefonumuz ile bağlıyken şöyle görebildiğiniz gibi şurada mavi bir ışık yanıyor.
kulaklığı telefonumuz ile eşleştirebilmek için buradan açıyoruz ve otomatikman bulunabilir moda geliyor. Ve telefonumuzun Bluetooth kısmından direkt bastığımız zaman bağlanıyor. Kulaklık aynı anda iki cihaz ile bağlanabiliyor. Yani hem bilgisayarınıza bağlayıp hem telefonunuza bağlayabilirsiniz. Android'de şöyle görebildiğiniz gibi kulaklığın pil seviyesini de yüzde olarak görebiliyorsunuz. iOS bir telefonda ise şurada görebildiğiniz gibi bu şekilde pil yüzdesini görebiliyorsunuz kulaklığın. Şimdi burada iki cihaza da kulaklık bağlı. Buradan mesela iPhone'dan bir müzik açıyorum. Gördüğünüz gibi iPhone'daki müziği çalıyor. Bunu durdurdum. Buraya bastım. Ve Android'deki müziği çalmaya başladı. Bu çalarken buna bastığım zaman olmuyor. Bunu durdurup buna bastığım zaman gördüğünüz gibi tekrar buna geçiyor. Yani iki cihaz ile kulaklığı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Kulaklıkta güzel bir özellik olarak kablolu kullanım imkanı da bulunuyor. Bu kabloyu taktığınız zaman kulaklık açık konumdayken direkt otomatikman kapalı konuma geliyor. Kulaklığı kablolu olarak kullanabilmeniz için kulaklığın şarjının olmasına gerek yok. Yani kulaklığın şarjı bitse bile kablolu olarak kullanabiliyorsunuz. İnternette kablolu kullanımda ses seviyesinin düştüğü yönünde yorumlar okudum ancak bende tam tersi oldu. Yaptığım desibel testinde de görebildiğiniz gibi kablolu kullanımda kulaklığın seviyesi bir tık daha arttı. Ancak burada kullandığınız cihazın da çıkış seviyesi de önemli. Benim burada test ettiğim cihaz Mi 9T idi. Aynı kulaklığı kablolu olarak bilgisayarımı kullandığımda bir tık ses seviyesi düşük geldi. iOS ve Android telefonlarda da kulaklığın son ses seviyesini test ettiğimde benzer sonuçlar aldım. Kulaklığı kablolu kullanırken de bass up özelliği çalışmıyor. Yani bass modunu aktif edemiyorsunuz kablolu kullanırken. Sadece normal modda kullanabiliyorsunuz. Her açıldığında gördüğünüz gibi bu şekilde batarya durumunu bize bildiriyor. Yine bu bass düğmesine bastığımız zaman bass'ın açıldığını, bir daha bastığımız zaman normal moda geçtiğini sesli olarak bize bildiriyor. Normal. Kulaklığın pedleri epey yumuşak. Böyle yastık gibi kulağınız hiçbir şekilde bir rahatsızlık duymuyor kulak pedlerinde. Benim kulağım tam olarak içine aldığı için dışarıdaki sesleri oldukça kesiyor kulaklık. Yani kulaklık kulağınızda takılıyken mesela yanınızda birisi film izlese bile ben kendim YouTube'dan bir şey izlediğim zaman ondan hiçbir şekilde rahatsız olmadan kendim içeriğime odaklanabiliyorum. Aktif bir gürültü engelleme olmamasına rağmen dışarıdaki sesleri oldukça kestiğini söyleyebilirim. Yani uzun kullanımda 1,5-2 saat boyunca kulağımdan çıkarmadım. Herhangi bir şekilde bir rahatsızlık vermedi kulaklık. Ancak ortam eğer sıcaksa bir miktar bir terleme olabilir. Kulaklıkta bir negatif özellik olarak biraz ağır olduğunu söyleyebilirim. Yani bu ağırlığını uzun süre kullandığınız zaman biraz hissedebiliyorsunuz. Büyük ihtimal bu ağırlığı da bataryasından kaynaklıdır diye tahmin ediyorum. Kulaklığa böyle karşıdan baktığınız zaman da oldukça kırmızı bir şekilde dikkat çekici olduğunu söyleyebilirim. Kulaklığın bir de mavi renk seçeneği de bulunuyor. Kulaklığın şöyle şu kısımları oynadığı için şu bölümleri kafamızda şekil değiştirmiyor bu kısım oynasa bile üst kısmı. Tişörtü ters giymişim ya, iyi mi? Helal edin. Kulaklığın tasarım olarak önemli bir artısı da bu şekilde katlanıp küçük bir yapıya geçmesi. Şimdi kulaklığın yalıtım testine geçelim. Buradaki yaka mikrofonundan sesin ne kadar dışarı verdiğini göreceğiz. Testi son ses seviyesine göre yapacağım. Bas modunu da açayım. Şu an son seste. Şu an %80 seviyesinde. Şu an bu kaydı ben de dinlemedim. Yani uzun vadede zaten %100 seviyesinde dinlemenizi de pek tavsiye etmem. Yani %80 seviyelerinde dinlemek daha mantıklı. Bu arada kulaklıkta telefonuyla bağlıyken ve müzik çalmıyorken arkada böyle bir tıs diye bir ses geliyor bazı kulaklıklarda. Bunda o şekilde bir ses yok. Sıfır ses. Kulaklığın şöyle iç taraflarında sağ ve sol olarak ibareler var gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde takmanız gerekiyor. Çünkü öbür türlü bu kontrol kısımları diğer ters tarafta kalıyor. Bu şekilde taktığınız zaman da rahat bir şekilde böyle kontrol butonlarına ulaşıp kulaklığı kontrol edebiliyorsunuz. Kulaklığın kısaca bir teknik özelliklerine de bakacak olursak, kulaklıkta 40 mm'lik sürücüler kullanılmış. Bluetooth 5.0 kullanılıyor yine. Kulaklığın en iddialı olduğu yer ise 60 saatlik bir kullanım imkanı sunduğu. Ancak bu 60 saati %60 seviyesinde dinlerseniz vaat ediyor kulaklık. Ancak benim gibi son ses seviyesinde kulaklığı kullanırsanız, benim gibi siz de 30 saat civarında bir performans alabilirsiniz ki bence yine de 30 saat bile gayet iyi bir rakam. Yine kulaklıkta hızlı şarj özelliği de bulunuyor. 5 dakika kulaklığı şarj ettiğiniz zaman 5 saat boyunca kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Bu da yine %60 seviyesine göre 5 saattir tahminim. Yani en kötü ihtimal yine bir 2-3 saat kullanırsınız ki 5 dakikalık şarj ile kulaklığı bu kadar kullanmak bile
Bence gayet iyi bir süre. Bağlantı konusunda ise kulaklığı ben kulağıma taktım ve bir oda yana gittim. Herhangi bir şekilde bağlantı kesilmedi. İki oda yana gittim. Herhangi bir şekilde yine bağlantı kesilmedi. Yani ev içerisinde rahat bir şekilde kulaklığı kullanabildim. Şimdi ise kulaklığın gecikme testine geçelim. Neredeyse en uygun fiyata satılan Qualcomm 3020 çipini kullanan ve aptX desteği de bulunan Vavevo'nun XPod 3 modelinin incelemesiyle beraberiz. Evet, sizin de görebildiğiniz gibi günlük kullanımda bir video izlerken veya oyun oynarken ben bir herhangi bir gecikme hissetmedim. Ancak bu rekabetçi PUBG tarzı oyunlarda eğer çok dikkat ederseniz bir miktar bir gecikme var ama o gecikmeden de ben rahatsız olmadım açıkçası. Hani video izlerken herhangi bir şekilde bir gecikme yok kulaklıkta. Kulaklık üzerinde dahili olarak bir mikrofon da bulunuyor. Bu sayede telefon görüşmelerimizi de kulaklık üzerinden yapabiliyoruz. Şimdi kulaklığın mikrofon testine geçelim. Evet, şu an duyduğum sesi kulaklığın mikrofon üzerinden duyuyorsunuz. Kapalı bir mekanda telefon görüşmesi yaptığınız zaman kulaklık ile bu şekilde sesiniz karşı tarafa gidecek. Mikrofon testini bir adım ileri taşıyalım ve bilgisayardan bu... Evet, görebildiğiniz gibi şu an Bluetooth hoparlörden bir kafe bir ses sesi çıkıyor. Hem de çok yoğun bir şekilde çıkıyor. Gürültümü bir kafeye gidemesek de bu koronavirüs sebebiyle gürültüyü bir kafede telefon görüşmesi yaptığımız zaman Anker, Stoneford, Yoğun modeliyle sesimiz karşı tarafa bu şekilde gideceğiz. Normalde yani telefon görüşmesi yaptığım zaman karşımdaki kişiler kulaklıktan konuştuğumu bile fark etmemişti. Bu kafe sesi yokken yani ben mikrofon performansına memnun kalmıştım ancak bu kafe ortamındaki gürültülü performansı dinlemedim. Bu performans hakkındaki de yorumlarınızı yorumlarına yazabilirsiniz. Özetle bası seviyorsanız bu kulaklık tam size göre diyebilirim. Bas ağırlıklı müzikleri çok sevmiyorsanız da bas modunu kapattığınız zaman ortalama bir performansı var. Adamlar resmen bas canavarı bir kulaklık yapmışlar. Şarjının uzun gitmesi, hızlı bir şekilde şarj olması, yumuşak, büyük ve hafızalı kulak pedleri ile bence 350 TL'nin hakkını verdiğini söyleyebilirim. Kulaklık hakkındaki yorumlarınızı ve sorularınızı yorumlar kısmına paylaşabilirsiniz. Farklı kafa üstü kulaklık modellerinde incelemelerini yakında kanalından izleyebilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni yayınlayacağım videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Çılgınsın ya.